Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi büyümeye devam ediyor. Bu doğrultuda Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Teknoloji Fakültesi için protokol imzalandı. Protokol imza töreni Burdur Valisi Hasan Köklü, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Korkmaz, üniversite yönetimi, Bucak Belediye Başkanı Süleyman Mutlu, Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu katıldı. Burdur'un eğitim kenti olması açısından ciddi adımlar atıldığına dikkat çeken Burdur Valisi Hasan Köklü, YÖK'ün 100 binin altındaki ilçelerde fakülte kurmama gibi ilke kararları var. Ama biz bu protokolle elimizi biraz daha güçlendirip YÖK Genel Kurulu'ndan bu kararın çıkmasını arzu ediyoruz dedi. Burdur eğitim kenti diyoruz. İnşallah bugün de burada onun bir adımını atmanın sevinci mutluluğu içerisindeyiz. Üniversitemiz 2006 yılında kurulmasına rağmen emin adımlarla hakikaten bölgeye yakışır bir şekilde büyümesini, gelişmesini devam ettiriyor. İnşallah bugün de yine Bucak'ta bir teknoloji fakültesinin kurulması noktasında bir protokol imzaladık. Bu noktada biz yerine daha önce organize sanayi bölgesinde yer tahsisi yapılmıştı. İnşallah binanın yapımını da işte organize sanayi bölgesi, Bucak Ticaret Odası, Bucak Belediye Başkanlığı, Kaymakamlık olarak binanın yapımını da biz taahhüt ediyoruz. Bu vesileyle YÖK'ün malumunuz 100 binin altındaki ilçelerde fakülte kurmama gibi bir takım ilke kararları var ama biz inşallah bu protokolle elimizi biraz daha güçlendirip YÖK Genel Kurulu'ndan bu kararın çıkmasını arzu ediyoruz. Bucak dışındaki ilçelerde okul açma konusunda zorlandıklarını belirten Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Korkmaz da nüfus kriterlerinden dolayı ciddi bir sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Bucak'ta nüfus açısından yeterli değil ama Bucak'ta farklı argümanlarımız var diye konuştu. Bucak Teknoloji Fakültesi'nin kuruluş sürecine yaklaşık 6 ay önce başlamıştık. Üniversite senatomuzdan geçirdikten sonra YÖK süreci devam ediyor. Şu anda YÖK'te de ilgili komisyonlardan ve yürütme kurulundan geçti. Yakın zamanda da YÖK Genel Kurulu'nda onaylama sürecine geçiliyor. İnşallah oradan da onaylanırsa artık işin önemli bir kısmı çözümlenmiş oluyor. Bucak dışındaki diğer ilçelerde bir okul açma konusunda çok zorlanıyoruz. İşte Yeşilova ve Altınyayla'da da inşallah yakın zamanda olumlu bir haber almayı umut ediyoruz. Nüfus kriterinden dolayı çok ciddi bir sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Bakın Türkiye'deki belki ilk defa, örneği varsa ben kaçırmış olabiliriz ama ben ilk olduğunu düşünüyorum. Bir organize sanayinin içerisinde uygulamalı bir mühendislik branşının açılıyor olması, daha önce hep işte uygulamalı meslek liseleri, teknik programların yanında bir fakültenin var oluyor olması bizi güçlü kıldığını düşünüyorum. Bizim büyüme stratejimiz esasında bu bir yılı hızlı bir büyüme yaparak kuruluşlarımızı yapıp ondan sonra da bunun içeriğini yani niteliksel büyümeyi de peşinden getirmek. İnşallah bu çalışmalarımız, çabalarımız sonuç verir. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz arkadaşlar. Konuşmaların ardından Burdur Valisi Hasan Köklü ve Rektör Profesör Doktor Adem Korkmaz tarafından protokol imzalanmasıyla tören sona erdi.